İkinci kez evlat sahibi olmuştum. İsmini babamın ismini koyarak oğlumuzu her çağırdığımızda babamı andığımız gibi onu da memnun etmiş olacaktır. Babamı telefonla aradım. Ona, baba, sana bir şey söylemek istiyorum dedim. Babam, oğlum beni fazla merakla bırakmaktan söyle dedi. Oğlumun ismine senin adını verdim baba dediğimde bir ara telefondan ses kesildi. Ben telefonun arızalandığını düşünerek bir defa daha baba, baba dediğimi hatırlıyorum. Sonra üzgün ve ağladığını saklayarak çok sevindim oğlum, bana dünyaları verdin demesiyle kendimi tutamayarak ağladım. Babamın ilk defa ağladığına tanık olmuştum. İnsanın babasını ağlarken görmesi çok değişik bir duyguydu. Dünyadaki hiçbir insanın ağlaması beni bu kadar derinden yaralayacağını hiç düşünmemiştim. Oysa ben oğlumun ismini Mustafa koyacağımı babama söylediğimde sevinip sevinmeyeceğini bile bilmiyordum. Belki babam için ilk defa anlamlı bir şey yapmıştım. Belki babam benim böyle bir şey yapmamı bekliyordu. Babam ağlamıştı. O da diğer insanlar gibiydi. Ağlayabiliyordu. Bu duyguyu yaşarken telefonda o an babama sarılarak ve yüksek sesle ağlamayı o kadar çok isterdim ki, geçmiş yıllara inat, haykırarak, bağırarak telefonu kapattıktan sonra çok güzel bir şey yaptığımın duygusu içinde, çok geniş bir yer açıldığını, içimde çok geniş bir yer açıldığını hissederek ferahlamıştım.